Merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Görsel sanatlar dersinde akrilik boya kullanımından bahsedeceğim. Aslında bu video sadece çocuklar için değil, aynı zamanda resim yapmaya meraklı olan ama nereden başlayacağını bilmeyen, çok hani basit malzemelerle çok masraf yapmadan nasıl resim yaparım diyen herkes için faydalı bir video olacağına inanıyorum. Akrilik boyayı ben çok seviyorum. Önce akrilik boya nedir bundan bahsedeceğim. Bu şekilde tüplerde satılabilen ya da daha büyük kutularda ya da bu şekilde farklı formlarda satılıyor bunlar. Su bazlı bir boya, akrilik boya ve her yüzeye uygulanabilen bir boya türü. Ahşap, kağıt, karton, tuval, metal, her türlü yüzeye aklınıza gelebilecek her yüzeye uygulanabilen bir boya. Ve yağlı boyanın aksine kötü bir kokusu olmayan, su bazlı olan, hani insan sağlığına o kadar zararlı olmayan bir boya. Bu yüzden ben akrilikle çalışmayı çok seviyorum açıkçası. Ve öğrencilerime de ve bütün daha doğrusu çocuklara, özellikle ilkokul grubu çocuklara bunu anlatmak istiyorum. Çalışması çok keyifli. Evde de rahatlıkla yapabileceğiniz bir boya türü akrilik. Ancak şimdi resim dediğimiz zaman aklımıza genellikle masraflı şeyler geliyor. Hani ben akrilik boya başlayacağım ama öğretmenim nereden başlayacağım? Hani çok pahalı mıdır? Çok çeşitli malzeme gerekir mi? Derseniz bunları anlatacağım. Akrilik boya ile resim yapmak için benim nelere ihtiyacım var? Şimdi bu tarz büyük bir boya almanıza gerek yok. Ben çok fazla resim yaptığım için büyük tüplerde de alıyorum ama bunları çıkaralım. Şu an bunlara sizin ihtiyacınız yok. Bir kutu 12'li şu şekilde küçük tüplerde satılan boyalardan herhangi bir marka alabilirsiniz çocuklar. Akrilik boya yaklaşık hani inanın 20-30 liraya bile bulabileceğiniz küçük tüpler halinde küçük kutularda satılan akrilik boyalar var. Fırça konusuna gelecek olursak, akrilik boya kullanırken çok farklı malzemelerle boyayı yüzeye aktarabilirsiniz. Benim en çok kullandığım fırçalar şu şekilde sulu boya fırçasına benzeyen 8 numara bir fırça. Biraz daha detay çalışmak için 3 ya da 4 numara bir fırça. Eğer geniş yüzeye boyamak istiyorsanız böyle bir yüzey fırçası olabilir. Bu yoksa da sorun değil. Sünger yardımıyla bile yüzeyleri boyayabilirsiniz ya da bir alüminyum folyoyu top yapıp onunla yaydırabilirsiniz boyanızı. Ama yine de böyle bir fırçanın bulunması işinizi kolaylaştırır. Püskürtme tekniğini kullanmak için ben bir diş fırçası kullanıyorum. Evinizdeki eski bir diş fırçasını yıkayıp dezenfekte edip bunu da kullanabilirsiniz. Bunun dışında mesela kulak çubuklarıyla çok güzel şeyler yapılabiliyor. Ağaçlar, çiçekler. Hem hepimizin evinde bulunan basit bir malzeme. Hatta bugün bunun kullanımını da göstereceğim. Hem de çok keyifli. Bir palete bile ihtiyacınız yok çocuklar. Bakın bu bir dondurma kutusuydu. Pardon, dondurma kutusunun kapağıydı. Ben bunu palet olarak kullanıyorum. Bu arada akrilik boya çok hızlı kuruyan bir boya. Mesela bu kurumuş, artık bunu çıkarmam benim çok zor. Hatta şöyle bir bakalım çıkacak mı? Şöyle deneyelim. Bakın bunu çıkarmam çok zor. Yıkayarak da çıkmıyor kuruduktan sonra. O yüzden hani yeni bir palet almanıza gerek yok. Evinizdeki atık herhangi bir plastik kapağı palet olarak kullanabilirsiniz. Akrilik boya çok hızlı kuruyor demiştim. Bu yüzden kullandığınız fırçaları hemen suyun içine koymanız lazım. Bakın benim burada iki tane su kabım var. Biri kirli su için, biri temiz su için. Şu şekilde su kapları olarak da ayran kutusu olabilir mesela. Çünkü kenarlarında boyalar kalıyor çocuklar. Bunu tekrar hani bardakta yaparsanız o bardağı ziyan etmiş olursunuz. Bakın mesela bu böyle bir cacık kutusuydu. Bir ayran kutusu, yoğurt kutusu, cacık kutusu, herhangi bir şey olabilir bardağa benzeyen. Onları değerlendirebilirsiniz. Kavanoz da olabilir ama mutlaka iki tane suyunuz olmalı. Bir kirli su için, bir temiz su. Aslında akrilik boyu kullanırken çok fazla suya ihtiyacımız olmuyor. Ama fırçamızı temizlemek için diyelim suya batırdık fırçamızı. Bunu bu ıslak haliyle kullanmıyorum. Burada hem üzerindeki boyayı da, eğer bunu ben daha önce başka bir renk boyayıp farklı bir rengi geçeceksem, hem üzerindeki nemi hem de artık boya varsa onu almak için şöyle eski bir bezden yardım alıyorum. Fırçamı eski bir bezin üzerinde temizliyorum. Mutlaka yanınızda eski bir bez parçası da olsun. Bakın ben bunu çok kullanmışım. Her yanı böyle boya lekeleriyle dolu, biraz fena halde. Ama eski bir bez olduğu için, atacağım için sorun değil. Peki öğretmenim, bizim illaki tuval almamız gerekir mi resim yapmak için derseniz,
Akrilik boyada öyle bir zorunluluk yok çocuklar. Mesela bu kalın bir karton, maket kartonu diye geçiyor bunlar. Şöyle kenarını da göstereyim. Bunu kullanabilirsiniz, fon kartonu kullanabilirsiniz. Kalın resim kağıtları, ama her resim kağıdı olmaz. Resim defteri kullanmanızı önermiyorum. Benim şöyle bir kullandığım kağıt var. Ama illaki bu marka olmak zorunda değil. Ben şöyle kalınlığını göstermek istiyorum size. Bakın, kalın bir kağıt. Kolay katlanmıyor, kırışmıyor. Bayağı kalın karton gibi bir resim kağıdı. Tercihen dediğim gibi maket kartonu olabilir. Bristol kağıdı çok güzel olur. Hem uygun fiyatlı. Ya da kalın bir fon kartonu olabilir. Bunlar da resim yapabilirsiniz. Eğer bir kartona ya da kağıda ilerlettikten sonra bakın tuvalde de bu şekilde bir resmim var. Tuval dediğimiz şey bir tane bez, kalın bir bez. Böyle bir çıtanın tahta parçalarının etrafına gerilmiş bir bezden oluşuyor. Ve buna resmimizi yaptığımızda direkt bu şekilde çerçeveye ihtiyaç duymadan duvara asabiliyoruz. Ama başlangıç olarak kağıtlara, kartonlara yapmanız daha iyi olacaktır. Ben şimdi küçük bir örnek göstermek istiyorum sizlere. Boyalarımı kenara alayım. Az önce bahsetmiştim. Mesela kulak çubuklarından yapalım demiştik resmi. Şurada sarı bir boyam var. Ben bunu kullanacağım. Bunu nasıl alayım içinden çocuklar? Bunun bu arada tüplü değil. Şu şekilde büyük bir ağzı olduğu için. Palete dökerken de size göstereyim. Az bir miktar. Çok kaçırmak istemiyorum. Evet. Biraz koyu sarıdan döktüm. Biraz kahverengi sıkacağım. Ağacın gövdesini yapmak için. Bakın çok boya sıkmanıza da gerek yok. Az miktarda. Umarım görünüyordur. Paletim de şu an çok karışık bir halde renkleri daha önce de kullandığım için. Biraz da açık sarı kullanmak istiyorum. Bakın onu da buradan sıkalım yine. Sanırım açılmıyor, bu kurumuş. Başka bir sarıdan kullanalım. Şundan. Böyle bir açık sarı kullanacağım. Evet çocuklar, bakalım. Ekleme yaparız. Gerekirse başka renk kullanmamız gerekirse ekleme yaparız. Bu arada akrilik boya kuruduğunda çıkmıyor demiştim. Üzerinizi, masayı kirletmemeye dikkat edin o yüzden. Önce ağacımızın gövdesini yapalım. Biraz boyam çok koyuymuş, kahverengi boyam. O yüzden fırçamı çok az ıslattım. Ama boyanız eğer akışkansa, yumuşak bir boya ise ıslatmanıza gerek yok. Çocuklar, bu boya biraz eski bir boyaydı sanırım, kurumuş. Çok iyi verim alamıyorum şu an bundan. Ama normalde yeni bir akrilik boyayı bu kadar ıslatmanıza gerek kalmayacak fırçayla kullanırken. Şöyle basit ağaç dalları yapıyorum. Gerekirse bunun üzerinde bazı yerler. Hatta şu sarıdan biraz alıp şu kahverengiyi açalım. Çünkü siyah kağıda yaptığım için biraz kahvenin tonu açık olursa daha iyi görünecektir. Biraz da şöyle açalım. Aralarda açık kahveler yapıyorum. Doğal bir ağaç görünümü alabilmek için. Bakın fırçamın ucunu kullanıyorum çocuklar. Fırçayı şu şekilde bastırmıyorsunuz asla resim yaparken, fırçanızın ucuyla. Şimdi koyu kahveden biraz daha kullanmak istiyorum.
Boyanızı başlangıçta çok sıkmayın çünkü akrilik çok hızlı kuruyor demiştim. Eğer yetmediği yerde üzerine takviye yaparsınız. Evet çocuklar, bakın bu boyayı, bu fırçayı artık ben kirlettiğim için bunu şuradaki kirli su kabımın içine şöyle dağıtıyorum. Üzerindeki boya dağılsın diye. Bunu fırçayı da bu suyun içinde bırakıyorum. Evet, geldik şimdi bu kulak çubukları ile boyama tekniğimize. Bunu ben daha önce kullanmıştım ama tekrar kullanabilirim sanırım. Çok kötü olmamış. Bakın bunu bir lastikle sardım çubukları. Daha fazla çubuk da kullanabilirsiniz ama küçük bir resim yapacağım için çok fazla çubuğa ihtiyaç yok. Bu boyaya batırıyorum. Önce koyu renkten başlıyorum. Koyu sarıdan başlıyorum. Ve tabii ki baktım kurumuş. Biraz kurumasını bekledikten sonra başlayabilirsiniz. Bakın şöyle bastırıp çekerek ağacımın yapraklarını yapıyorum. Herhangi bir renk yapabilirsiniz. Ben şu an sonbahardayız diye bir sonbahar yaprağı gibi olsun istedim. Pardon, sonbahar ağacı gibi olsun istedim. O yüzden sarı tonları tercih ettim. Kahve sarı tonları. Siz herhangi bir renk, canınız hangi renk istiyorsa, hatta rengarenk bile yapabilirsiniz ağacınızı. Bakın tek bir fırça ve kulak çubuğuyla nasıl bir resim yapmış olacağız şimdi. Bazı yerlere daha yoğun, bazı yerlere daha az boya uygularsak daha güzel görünecektir. Her yerde aynı yoğunlukta olmasına gerek yok. Evet, şimdi bunu yaptıktan sonra diğer tarafına geçiyorum. Bu arada çocuklar, bu biraz aslında kötü olmuş. Yeni kullansam daha iyi olacaktı. Açık sarılı boyamdan aldım. Biraz bunun kurumasını bekleyelim. Ben kuruyan yerlerden başlayayım. Videoda sizi bekletmeyeyim. Bakın hafif hafif açıklı koyulu yapmış oluyorum böyle açık sarıdan da alarak. Çünkü normalde de ağaçların bütün yaprakları aynı tonda değildir ya, özellikle sonbaharda bazıları turuncumsu, kahverengi tonlardadır, bazıları daha sarıdır. Arada belki yeşil olarak kalanlar olur. Ağacın türüne göre de değişebilir bu yaprakların renkleri. Ben de aynı doğadaki gibi böyle açık koyulu bir ağacımın görünmesini istiyorum. Ama yaptığımız resimler her zaman doğadakiyle birebir aynı olmak zorunda değil çocuklar. Hayal gücünüze de bu noktada izin verin. Belki siz rengarenk bir ağaç yapmak istiyorsunuzdur. Belki mor bir ağaç yapmak istiyorsunuzdur. Bu yüzden resimlerimizde hiçbir kısıtlama yok. Tamamen sizin hayal gücünüze, sizin zevkinize kalmıştır resimleriniz. Buna kimse engel olamaz. Siz de lütfen kendinizi kısıtlamayın. Sizlerin hayal gücü bizimkilerden daha geniş, daha zengin, daha renkli. Eminim çok güzel resimler yapacaksınızdır ve yapıyorsunuzdur da. Bu arada yaptığınız resimleri evimdeki okul 1234@gmail.com adresine mail atabilirsiniz çocuklar. Ben o mailleri kontrol ediyorum.
Kameram kaydı. Umarım görünüyordur resim. Yaptığınız resimleri bana gönderebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Evet, ağacım bitti. Şimdi çok ufak bir şeyler eklemek istiyorum. Kahverengiyle şu sarıdan biraz daha koyu sarıdan karıştırıyorum. Ve ağacın gövdesinde birkaç detay eklemek istiyorum. Çünkü ağaçların gövdeleri de koyu kahve, açık kahve, siyah bir sürü tonu içinde barındırır. Tek renk değildir. Ben de biraz buna uygun olsun istedim. Şimdi ağaçların yaprakları dökülüyor sonbaharda, değil mi? Biraz dökülen yapraklar yapalım. Bu sefer tek bir kulak çubuğunu aldım. Önce koyu sarıdan başlıyorum. Sanki şöyle düşen yapraklar var gibi hayal edelim. Yerlere dökülüyorlar. Evet. Ve pamuğumun ters tarafına çeviriyorum. Bu sefer açık sarıdan alıyorum biraz. Şimdi yerlere de bir sürü yaprak dökülmüş olsun. Hani olur ya çocuklar, yerlere sonbaharda yaprak dökülür. O yaprakların üstünden yürürken çıtır çıtır sesler duyarız. İşte bu ağacın altında da o şekilde dökülmüş yapraklar varmış. Yine bunu koyu açık sarı karışık olarak yapıyorum. Evet, resmimiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle hatta yakınlaşalım. Bir yakından da görün yaptığım resmi. Evet, ağacımız bu şekilde oldu. Bir sonbahar ağacı. Sizler de evinizde deneyebilirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın çocuklar. Yaptığınız resimleri de denerseniz evimdeki okul 1234@gmail.com adresine mutlaka gönderin. Bu resim videolarının devamı gelecek. Farklı tekniklerle farklı çalışmalar yapacağız sizlerle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.